Hayat uzadı, yaşam uzadı. Yaşlılıkta en önemli şey televizyonumuzu rahat seyredip güzelce okuyabilme zevki. Ama bir hastalık var ki bunu bozuyor. Sarı nokta hastalığı diye halk arasında bilinen makula dejenerasyonu. 60 yaşından sonra giderek artan oranda yaşlanmayla beraber görme merkezinde bir bozulma oluyor. Bizim sarı nokta dediğimiz makula bilimsel adıyla merkez bir çanak anten gibidir. Bütün ışıkları toplar ve buradan göz siniriyle beynimize iletir. İşte bu çanak antenin bozulması düzeninin değişmesiyle önce kırık görme başlar, görme seviyesi azalır ve eğer burada bir kanama olursa bir ödem yani şişkinlik meydana gelerek görme iyice bozulur. İşte biz bunun hepsinin adına sarı nokta hastalığı diyoruz. Makula dejenerasyonunun iki tipi var. Bir kuru tip. Burada çok fazla bir şey yapmıyoruz. Hastayı takip ediyoruz. Görme yavaş yavaş azalıyor. Bir takım ağızdan verdiğimiz ilaçlarla desteklemeye çalışıyoruz. İkinci tip ıslak tip dediğimiz kanamalı tip. Kanamalı tip olduğu anda yapılacak birinci işlem bunu teşhis edip kanamanın başladığını gördüğümüzde göz içi ilaçlarıyla ki eskiden yoktu son 5-6 senedir çok yoğunlaştı bu kanamayı bir şekilde ortadan kaldırıp o çukurluğu tekrar oluşturmaya çalışmak. Yani kuru tipe döndürmek. İşte bunu başardığımızda hastaların görmelerinin bir miktarını korumak mümkün oluyor. Eğer yaşla beraber baktığınızda çizgilerde kırıklanma oluyorsa, tam görme merkezinin ortasında görme bozukluğunuz varsa, gözlüğünüze rağmen yakın okumada zorlanıyorsanız mutlaka uzman bir göz hekimine muayene olmanız gerekiyor. Çünkü sarı nokta hastalığında özellikle ıslak tip dediğimiz kanamalı tipte damar oluşumları başladığı anda yakalayıp bunun gerekli göz içi ilacıyla tedavisini yaparsak görselliği korumamız mümkündür. Sarı nokta hastalığı bir yerde kaçınılmaz ama zamanında ve doğru müdahale eskiden tamamen görmenin azalmasıyla seyreden hastalıkta bugün elimizde tedavi imkanı sunmaktadır. Son bir şey, sarı nokta hastalığı kör etmez. Görme çok azalır ama hayatımız boyunca kendimizi idare edecek bir görmemiz mevcuttur.